Merhaba arkadaşlar, ben Mikael Pikulski. Koddünya.net olarak sizlere sunduğumuz ücretsiz eğitim videolarına devam ediyoruz. PyQt 5 diyoruz. Hazırsanız devam edelim. Şimdi yine elimiz alışsın. Sıfırdan yazalım. Öncelikle sistemi çekiyoruz. Bunu artık böyle yavaş yavaş elimize alıştırırsak iyi olur. Sonra dedik ki from PyQt 5'ten öncelikle neyi? Çekirdek olanları çekiyoruz. Hepsini çekelim. Import yıldız. Yine devam ediyorum. PyQt. Core'u çektik. Guy'ı çekeceğiz. Yine import yıldız yapıyorum. Bunu bu şekilde yapmamın sebebi şu. Hani bazılarınız diyecek ki designer'dan hazırla geç diyecektir. Designer'ı mümkünse sonra kullanın. İlk öğrenme aşamasında tavsiye etmiyorum. Çünkü böylelikle hem eliniz yazmaya alışacak hem widget'ları ve sistemi anlayacaksınız. Yani hazıra hemen koşmayalım arkadaşlar lütfen. Widget'lardan yine hepsini import ediyorum. Sonra burada yine classes şu an birkaç tanım yapmak için ve hızlı olmak için class oluşturmadan buton atamasını göstereceğim. Butondan mesela sinyal göndereceğiz. Bir tane ekran oluşturuyorum. Tanım olarak window dedim. Şimdi nedir? Yine app'imizi oluşturalım. App ne olacaktı? Q application diyeceğiz. Bunun içinde sistem argv'ler var. Mesela şeyden argv Designer'dan oluşturduğunuz zaman dikkat edin, büyük ihtimal sistem ve sistem argv içine atıyor mu emin değilim, ona bir bakın. Sonra bir ekran oluşturalım. Ekran eşittir, bunu da diyalogla yapalım mesela. Q diyalog bir çeşitlilik olsun. Şimdi bir tane buton oluşturalım. Bunun için B1 diyorum, buton 1 şeklinde. Q push button dedim. Ve bunu nereye oturtturacağım? Ekranın içine oturtturacağım. Bu yüzden ekran diyorum. Bunun içine bir yazı yazalım. Set text diyorum. Ne yazalım? Başlat olsun. Mesela şöyle. Çok şey önemli de değil. B1'i nereye oturtturalım? Move diyeceğiz. Mesela x 20 olsun. Y'si de 20 olsun. Olsun mu? Olsun. Şimdi buna bağlantı oluşturacağız. Bunun için aşağıya şöyle geçiyorum. Bir tane tanım yapıyorum. B1 tıklandı yapıyorum. Ve tıkladığımızda print işte birinci butona tıkladık. Yapsın. Yani buraya başka fonksiyonlar da tabii ki ekleyebilirsiniz. Hani ben sadece buradan birazdan görebilirsiniz diye böyle bir şey yaptım, basit sade. Hani mantığımız daha çok artık bir butona tıkladığımızda farklı fonksiyonları ekleyeceğiz tabii. Şöyle bir şey yapabilirsiniz. Ben bunu olabildiğince kendim için yapıyorum, yani kendi çalışmalarımda. Şöyle bir hashtag'len buton bir düzenlemesi. Yani proje yaparken ilerleyen zamanda mesela ikinci bir buton atayacağız, mesela buton 2 düzenlemesi. Bu şekilde yaparsanız kodunuzu ilerleyen zamanda daha rahat şey izleyebilirsiniz. Hani neredeymiş hepsini böyle alt alta sıralarsanız kafanız karışır. Yani sadece iki buton olduğunu düşünmeyin. Listeler var, işte ne bileyim içine label'lar atacağız vesaire vesaire. Şimdi burada da görünümü daha iyi yakalamak için bu şekilde ayırabilirsiniz. Şimdi bizim burada butona tıkladığımızda şu aşağıdaki yazının gelmesini istiyorum. Butonu çağırıyorum bunun için ve clicked yani tıklandı fonksiyonu var. Buradaki parantezi siliyorum. Tekrardan nokta yapıyorum. Connect yani bağla. Tıklandıysa şuna bağla gibisinden bir şey olacak bu. B1 tıklandı fonksiyonuna bağlayacağım. Buradaki parantezi silelim. Mesela başka ne yapalım? İkinci bir buton daha oluşturalım. Buna da B2 diyorum. Çok yaratıcıyım biliyorum. Buna da bir push button diyorum. Bunu da gidiyorum ekranın içine atıyorum.
B2 yine set text diyelim. Burada da ne olsun? Durduru yazsın. Çok önemli değil burada içinde ne oldu. Biz burada sadece mantığını istiyoruz zaten. Şu an aynı hizada yapmak istiyorum. Fakat biraz daha uzakta yapmak istiyorum bunu. B2 set pardon move diyeceğim. Move nereye gelsin? Gene aynı hizada olsun demiştim. 20 x düz pardon y'si 20 olacak. X'i mesela 70 yapalım. 70 çok mu olur? Bakarız. Çok da olmaz ya. Aynen. Şimdi B2 için de bir fonksiyon oluşturalım. Birinci buton şurada başlata tıklandı diyelim. Şurada yine bir tane tanım yapıyorum. B2 diyorum. Tıklandı diyorum. Burada da print. İkinci buton durdura tıklandı. Şöyle. Bunu da bağlamam gerekiyor tabii. B2 nokta clicked diyorum. Şuradaki parantezi yine siliyorum. Connect diyorum. Ve B2 tıklandı. Buraya oturtturuyorum. Şimdi ne yapacağız? Ekran düzenlememiz gerekiyor. Burada mesela ekran düzeni yapacaksanız gene böyle ekran düzenlemesi diyebilirsiniz. Hani parametrelerinin ileride oynamak isterseniz böylelikle daha rahat ulaşırsınız. Ekran, set, geometri. Şimdi ekranım nerede başlasın? Mesela 100,100 konumuna başlasın. Boyutu ne olsun? Şurada zaten y'miz 20 dedik. Y çok önemli değil. X'imiz 200 olsun. Butonlar sığsın. Yüksekliği de 50 olsun. Yeterlidir. Başka ne diyeceğiz? Başlığını atabiliriz. Mesela ekran set window title diyoruz. Buraya mesela ne diyebiliriz? Kod dünyam .net diyelim. Şöyle. Başka ne yapacağız? Bu ekranın bir de gösterimi olacak. Ekran.show diyoruz. Böylelikle ekranımızı da göstereceğiz. Bir de çıkış fonksiyonunu unutmayalım. System exit aplikasyonumuzda execute. Bunu da koyduk. Tamamdır. Şimdi burada bir de gene döngümüzü oluşturalım. If name eşittir. Eşit. Ne olur? Main olursa o zaman döndür diyorum. Window'u çağırdım. Şimdi burada çalıştırdığımız anda şöyle göstereyim size yine. Saçma oldu. Biraz dışına daha yapmamız gerekiyor. Burada bir ayar yapalım hemen. Kapattım. Nerede? Şuradaki butonu 120 yapalım. Şimdi çalıştırayım yine. Evet. Şöyle bu şekilde geldi. Şimdi başlata basıyorum. Birinci buton başlata tıkladık. Durdura basıyorum. İkinci buton durdura tıkladık çıktı. Yani buna istediğim kadar basabilirim. Buna da basabilirim. Bir ona bir ona. Evet. Buton atamasını bu şekilde yapıyorsunuz. Yani buradan tıklamayla bağlama fonksiyonunu çağırıyorsunuz. Ve tanım yapıyorsunuz. Tanımda artık başka ne olursa ilerleyen videolarda şey yapacağız. Mesela yazı dolduracağız. Böyle hesap makinesi falan yapabiliriz aslında. Yani standart böyle örneklerdir bunlar. Ona devam edebiliriz. Bu dersimiz buraya kadar. Sıradaki derste yine devam ederiz.